Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Herkesin hususu bir aile gidip, oturmuyorlar mı? Gidip geliyoruz, akrabalık bağları var. Bir araya geldiğimiz zaman hususu konuşmuyor muyuz? Hemen açmıyoruz ama ondan intibalarımızı, Risale'deki tespitlerimizi, istifadelerimizi istifade ettirmek adına konuşuyoruz. Değil mi hocam? Şimdi bugün de bunun ders değil. Hususi evde oturacağımıza bir araya gelip, şimdi ben Risale okurken enfusi denilen enfus, içsel alem, o alemle intibalarımı tespit ettiğim şeyler, Risale okurken o koyduğum şeylerden size okuyacağım. Diyor ki, içimde bir şey var, onu yine içimde biliyorum ki bir şey değil o. Mustafa Hocam, bir daha mı? Buyurun hocam. İçimde bir şey var, bir varlıksız varlık, vücutsuz vücut, varlığı realite olmayan, her şeyi sahiplenilen benim gömleğim diyen, giriyor içeriye o, benim atletim, benim gömleğim, gir içeriye. Sizin hangi meslekte hocam? Sınıf önemli. Sınıf önemli. Benim gömleğim diyen, gömlek değil, geç arkaya, benim atletim diyen atlet değil, sahiplenen, sahiplenilen, benim vücudum, benim hayatım, benim insaniyetim. İnsanlığımıza ne oldu diyor, deniliyor ya. Hani toplumda da kullanıyoruz. İnsanlığın mı battı? Hiç mi insanlığı yoktu? Yazıklar olsun hani diyoruz. İşte vücut giydirilmiş. Daha içsel yapıya, daha arkaya, yani gömlek atlet, vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet ve muhabbet giydirilmiş. Kime? Sana. Sen kimsin? Ben ruhum. Ruh da sana giydirilmiş. Benim ruhum. Benim ruhum bunu kaldırmıyor ya. Benim ruhum azap içinde kaldı. Bu benim aklım. Ben ruh değilim. Değilsin. Çünkü sahip çıkan birisi var ruha. İşte o içimde bir şey var. Onu yine içimde biliyorum ki o bir şey değil. Bir şey itiraf etmenin zevkini, rahatlığını insanlar bir bilselerdi. Hepsi farklı farklı cümle olacak yani. Bir şeyin devamı yok. Bir de okuyayım. O da çok ilginç. Yani o baştaki ne oldu? O ben dediğin bitti. Şey ne oldu? Bitti. O konu bitti. Nereye gitti o şimdi? Ne oldu şimdi? Abi veciz, bu okuyacağım 6 sayfa hepsi cümle. Farklı farklı. Anladın da bana ne isim koydun? Ne oldu? Ben dedik giydirdik, ruhu giydirdik, bedeni, hayatı giydirdik. Hepsi Ene. Üzerine. Ene. Ene. 26. Onun mahiyeti ne? 26. Onun mahiyeti yok, vücutsuz vücut, varlıksız varlık, her şey ona giydirilmiş. Ustad diyor ki, bak sana kim giydirilmiş? Sana vücut giydirilmiş, sana hayat giydirilmiş, sana insaniyet verilmiş, sana İslamiyet verilmiş, sana iman verilmiş, sana marifet verilmiş, sana muhabbet verilmiş, sana, sen kimsin? Abi, İnsan insan değil, insanlık sana verilmiş. Kullanabilirsen insan olacaksın. Çok güzel. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Beşeri insanlık. Beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. O da verilenler çok değerli abi ya. Ya. Çok güzel. Bir konu değişti abi, ikinci cümle. Bir şey itiraf etmenin zevkini, insanlar bunu bir bilselerdi, hiç böyle başkasına suç ve itham etmezlerdi. Tamam abim. Haklısın abim. Bir şeyi itiraf etmekte insanın rahatlaması hapisten seni çıkartıyor. İnsanı hapseden zanlarıdır. Zanların içerisinde kurguladığı bir dünya var. Ki Allah'ın tecellisi de buna bakıyor. En aynı zenni abdibi. Kulumun zanına göreyim. Allah'ın tecellisi, muamelesi senin zanına göre şekilleniyorsa
bu zanı bilmek lazım. İtiraf etmek kapisten çıkmaktır. Ya nasıl dedi ya, niye dedi ya, Allah Allah ya, demesiydi. Şu adama bak ya. Dizine tutsun, her şey emin etsin. İyiliği de anlamıyorsun. Sen nedir, hiç karşı bir zarar oluyor mu? Olmuyor. Seni tıkıyor içeriye. Hapistesin. Haset kuyudur. Gurur, kibir hapistir der ustad. Ben de bir şeyler biliyorum düşüncesi. Ben de bir şeyler biliyorum ha düşüncesi. Ötelerin bana gelmesine engel oluyormuş. Şimdi buradan gidiş var. Buyurun, misafir olduk. 506 sözler. Bir de geldim. Buyurun, otur. Misafirim. Demez misin? Ona bir de sen geldin. Bir de sen gel yani. Ha, iade-i ziyaret. İade-i ziyaret edin. Evet, sen gidebilirsin, vurabilirsin ama sana iade-i ziyaret edilmek zorunda değildir. O nedir o? Ben de bir şeyler biliyorum düşüncesi ötelerin iade-i ziyaret etmesine manidir. 176 işaret edeceğiz ve 509 sözlerde, 506 sözlerde o alemler de sana iade-i ziyaret ediyorlar diyor. Daldan dala atlayan maymun gibi tuttuğunu bırakmadıkça ötekine sıçrayamazsın. O bir tutan bilgiyle asılı kalırsın sıçrayamadan. Kalmış maymun. Orada durmuş. Kanaat etmiş tuttuğuna. Bir de okuyayım. Daldan dala atlayan maymun gibi tuttuğunu bırakmadıkça kendi zanlarını, bilgilerinin kendisini kurtaracağını zanneden, tuttuğunu bırakmayan, bırakmadıkça öteki dala sıçrayamazsın. O bir tutan bilgiyle asılı kalırsın sıçrayamadan. Bilgi insanı hem hür eder hem de köle eder. Bir şey ne kadar nimetse o kadar nimettir. Artı iki diyebilmen için eksi iki olması lazım. Eksi iki yoksa artı iki diyemezsin. Sıfır, bütün sayıların yapısını, varlığın, hakikatini ortaya koyarken kendisinin hiçbir sayısal değeri yoktur. Bu da hiçliğini bilirsen her şeyi gösterebilecek bir ayna olursun. Ustad diyor ki hiçliğini bilmeye çalışıyorum. Eğer bir olursan iki değilsin, birsin. Sıfır olursan bütün sayılar sende gözükür. Sıfır içi boş zannediliyor. Oysa bütün sayılarla doludur. Ama her şeyi gösterdiği için hiçbir şeye benzemez o. Her şeyi gösteren bir şeye benzemez. Her yerde olan bir yerde olamaz. Her renk ve şekilleri yapanın kendisi renk ve şekli yoktur. Bilgi insanı hem hür eder hem köle eder. Bir şey ne kadar nimet ise o kadar da nimettir. Yani artı iki diyebilmek için eksi ikiye ihtiyacın olduğu gibi bildiklerin kadar en az bilmediklerini de bil. Mehmet abi, bildiklerin kadar en az bilmediklerini de bil. Ben eskide çok ilginçtir şey için söylemeyeceğim, doğru söylüyorum. İtiraf falan değil, doğruyu söylüyorum. Eskide ben öğrendikçe, okudukça, sen okudukça cehaletim azalacağını zannediyordum. Ne kadar ilmim arttıkça cehaletimin arttığını gördüm. Eskide daha iyiydim. Okudukça cehaletim arttı. Zira terakki etmek için 90 kilo güreşçinin karşısına 40 kilo güreşçi koymazlar. İlmin ne kadarsa cehaletin de o kadardır. İlminden zıttı olan cehaleti kaldırırsan ilim mutlak olur. İlmin mertebesi olmaz. Yani
Sesimi kesikliğine kusura bakmayın, çok konuştuğumuz için. Şimdi şu, Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içine cehalet olmadığı için. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik olmadığı için. Bizim ilmimiz mertebelendiğinden dolayı, mertebeli olduğundan, ilmin kadar cehaletin vardır. Varlığın kadar adem vardır. Bir gün abi camiden çıkarken adam yıllardır takip etmiş, bir şey sordu. Ya dedi siz bildim bile dershaneye gidiyorsunuz. Ne öğrendiniz ya? Ne dedi? Bitmiyor mu? Şey yap, ne yapıyorsunuz? Nasıl bir şey bu? O da dedim şu güne kadar bir şey bilmediğimi öğrendim. 3 gün sonra geldi. Sualın cevabı için. Bir şey bilmediğimi bu kadar yıl ancak öğrendim. Ya dedi sen ne demek istedin? Ya hakikaten dedim önceden her şeyi biliyordum diye biliyordum. Şimdi anladım ki hiçbir şey bilmiyorum. Şeye benziyor. Mustafa'cığımın işi çok hoşuna gidecek, edebiyatçı ya. Estağfurullah. Bir gün Almanya'da görevliyim. Cenaze var, cenaze evine giderken. Demişler ki bu hoca drama aslında öyle bir şey yok da kendi kurgulamış cemaattan birisi. Vallahi konuştuğuna göre bakılırsa felsefecidir dedi ya. Hoca cenaze evinde konuşuluyormuş. Şimdi hoca gelecek ama felsefeciymiş. Ondan sonra meğer felsefe öğretmeni var orada. Türkiye'den gitmiş. Türk okulunda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dedi ki Kur'an'ı okuduğu bir kardeş başlayacak. Hocam mahsuru yok. Sözü bir soru sorabilir miyim? Dedi. Seninle alakalı. O sordu ya cami kapısına. Buyurun dedi. Hocam kusura bakmazsınız değil mi? Estağfurullah sor kardeş. Biliyorsam söylerim. Ya seni duyduğuma göre Nurcu musun? Doğru mu? Meğer felsefe öğretmen. Baktım ki normal adam değil tipin memikleri falan. Bunun işi gelecek yani şimdi. Hani var ya sade malif der, en küçük efradından. Evet dedim yani böyle bir zan, böyle bir zandayız ama bilmiyorum artık. Evet dedim hamdolsun. Nur talebesiyim dedim. Sana özel sabısın. Ama korumalık yani cenaze. Kadınlar dedi. Ya nurculuk sana ne verdi dedi. Çok kısa dedi. Çok dedi. Size yakışır bir cümle istiyorum dedi. Çok kısa. Ulan ne diyeyim ya? Nurculuk bana ne vermedi ki? Yani de ama dedim ki siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben dedi öğretmenim dedi. Felsefe demek değil. Anladım ben yani, değişik bir öğretmen. Dedim ki ben Nurcu değilken denize bakıyordum. Deniz denizdi. Ağaca bakıyordum. Ağaç ağaçtı. Kuşa bakıyordum. Kuş kuştu. Dedi Nurculuk ne yaptın? Nurculuk bir baktım ki dedi Nurculuk'ta denize baktım deniz deniz değilmiş. Ağaca bakıyorum ağaç ağaç değil. Suya bakıyorum kuşa bakıyorum kuş kuş değil. Adam durdu. Sonra biraz daha terakki ettim dedim. Yani enfusi diyeceğim de enfusi içsel alemle baktım dedim. Sonra baktım ki hakikaten deniz denizmiş. Ağaç ağaçmış. Kuş da kuşmuş. Hocam ne değişti dedi ya. Gene geldi hocam. Ben değiştim dedi. Dedi ya bak sorusu neydi? Hocam ne değişti? Gene başa geldin dedi. Ben değiştim. Nurculuk beni değiştirdi. Bazı şeyleri gözün görüyor ama kulağın işitmediği halde etkileniyorsun. Bazı şeyleri gözün görüyor ama kulağın işitmiyor. Etkileniyorsun. Bazen de görmüyorsun ama işitip etkileniyorsun. Bunun gibi bazen akıl görür, kalp görmez. Bazen kalp görür, akıl görmez, etkilenirsin. Yani bir cihazın vazifesini başka cihazdan istemeyeceksin. Annen, hanımın, kardeşin sana dese ki, bakar mısın bey, şu yemeğin tadına bir bak. Gözünle bakar mısın? Tuzlu olup olmadığını gözle anlaşılır mı? Kulakla? Yok, ille dil. Yani onun tuzlu olup olmadığının gözü dildir. Eşyanın içerisindeki ilmin yapın gözü akıldır. İnsana ilişkilerdeki göz kalptir. Kalbin gördüğünü akıl göremez,
akıl gördüğünde kalp de göze göremiyor. Yani kulakla göz gibi. O zaman nereden ne isteyeceğini iyi bilmek lazım. Bakarsınız kaç tane buluyor organımız var? 15 tane deniliyor, ustad 7 diyor. Evet. O 6-7 ne hocam? Sefk ve şefk. Şeyde geçiyor, rüya bahsinde geçiyor. Şu anda çoğalttılar yalnız. Şu anda çoğalttılar. Zannıma göre şu anda 11 tane çıkartmışlar. Bilim mi? Evet. Çıkartmışlar. Sen kendini nasıl tanıyorsun? Şöyle diyeyim. Sen kişiliğini ne ile nasıl hissedip biliyorsun? Sen kişiliğini ne ile kişiliğini ben nasıl bir kişilikliyim? Bir hanım bir şeyler söyledi. Öğretmen arkadaşım bir şey söyledi. O dedi bu dedi ama acaba hakikaten ben hangisiyim? Benim de bir zannım var. Acaba ki Allah öyle diyor. Ben zanınıza göreyim. Acaba ben nasıl bir kişilik sahibiyim? Kişiliğimi ne ile nasıl hissedip biliyorsun? Sahiya, sen kendini nasıl tanıyorsun? Mesela kendin hakkında biraz ben kimim desen kaç satır yazı yazarız? Ben kendim hakkında ne biliyorum? Veya Allah senin için nedir? Allah senin için ne ifade ediyor? Böyle çocuksu bir cevaplar var. Beni cennetin alacak. Allah bu mu? Beni cehennemden alacak. Bu mu Allah? Allah'ın beni yarattı. Bu mu? Hep sıfatından konuşuyorsun, sıfatından konuşmuyorsun ki. Beni yarattı Halik. Benim rızkımı verdi Rezak. Beni cennetine koyacak Rahim. Beni dünyada merhametle kucakladı. Kafir mümin fark etmeden Rahman. Hep Esma. Hiç Allah'tan bahsetmedik. Hep konuştuğumuza bak bakalım. Allah'ın esmasıdır. Kendisi değil. Lehül esmaül husna. Hocam. Yani güzel isimler onundur. Yani masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler. Masa Hasan değil ya. Bunlar Hasan'ınmış. Banaymış. Esmalar Allah'ınmış. Esma Allah değil. Allah hakkında bir şey bilmiyoruz. Fazla bir şey bilmiyoruz. Hep esmasını konuşuyoruz. Allah nedir deyince kayyumdur diyeceksin. Esma. Allah nedir deyince rızkını veriyor. Rezak. Zaten yasak değil mi abi? Sıfatı değil. Zatı yasak. Sıfatını kastedim. Doğru mu? Mahiyeti zatiyesi yasak. Şuunatı zatiyesi var. Zatı sıfatı var. Sıbutu sıfatı var. Esma-i ilahiye var. Esma-i fiiliye var. Esma-i zatiye var. Ama yani biz biraz düşüncemizi yürütelim. Yoksa zatı hakkında zaten yasak. Ne düşünürsek o değil. Daha şeyi de burada egzersiz yaptırmak istiyorum yani. Şu şeyi soruyorum. Diyorum ki sen kişiliğini ne ile nasıl bildin? Ne ile nasıl hissediyorsun? Sahi ya sen kendin hakkında ne kadar bilgin var? Şahitliğin, tanıklığın var. Başka bazen içimdeki sessizliğiyle baş edemiyorum. Bazen de içimdeki sesler ile baş edemiyorum. Acaba tam sessizliğe gelsem, o anda kendimde yok olsam, ben olmak ne demek? Kendim olmak nedir? Onu da bilmiyorum. Şimdi kardeşler tabii bazı kardeşlerle tanıştığımız için felsefe gibi terkipler mi yapıyorsun? Hayır. Şeyi okurken enfusi risalelerde hani kendime soruyorum. Bazen hani psikoloji sorun değil mi? Sessizliğimizle baş edemiyoruz. Bazen kafamızda konuşan birilerle baş edemiyoruz. Ses var, his var, vehim var, vesvese var. Bazı sesleriyle baş edemiyoruz. Bazen de sessizlikle baş edemiyoruz. Bir tuhaf yani insan. Yani garip yani. Sıcak su yapar mısın biraz bana? İçimdeki sesler ile baş edemiyorum. Acaba
tam sessizliğe gelsem içimde, o anda kendim de yok olsam, bir böyle oldu Mustafa. Böyle oturuyordum, dedim ki, hiçlik nasıl bir şey ya? Her şeyde arınsam, gömlekten çıksam, atletten çıksam, bedenden çıksam, hayattan çıksam, varlıktan çıksam, o ben nasıl olurdu dedim. Düşünüyorum böyle koltukta oturuyorum odamda. Ondan sonra Mehmet abi, sonra baktım ki bu bina, şu var ya duvar, usta dinliyor mu? Dinliyor değil mi abi? Bak baktım ki o duvar, her şey gitmeye başladı. Şöyle bakıyorum ama kafa çeviremiyorum. Kilitlendim, geri gidiyorlar, geri gidiyorlar. Ufaldılar, ufaldılar, ufaldılar. Gözükmeyecek kadar ufaldı. O tefek. Sonra bir deprem olmaya başladı. Deprem. Ve deprem olurken siyahlık artıyor. Ton, böyle bir siyahlık yok. Kapkaranlık sardı. Artık titreme bitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız Allah diye bağırıp koltuklara böyle tırnağım şey olmuş, kanamış. Koltuklara tırnağımı soktum, hatırlıyorum. Allah diye bağırdım yani. Böyle, böyle bir karanlık, sonra hiçbir şey yok. Böyle Allah, Allah diyorum. Allah ustad, Allah ustad, Allah ustad. Sonra kendime geldi. Bir daha böyle düşünmeyeceğime söz verdi. Yani riyad olmadı bu, hakikaten yolu geçti. Biraz fazla merak ediyorum, işlik nasıl bir şey acaba? Abi anlatmıyor musunuz, hatırlamıyor musunuz öyle? Belli bir yerden sonrasını. Karanlığa... Matematikçi ya. Adı neydi abim? Mustafa. Sen de mi? Mustafa. Korkuyor, tekrar aktif olur diye. Allah hiç kimse, hiçbir Müslümana vermesin. Bana da verme ya Rabbi. Yokluğu öyle anladım. Aman ya Rabbi. Allah kimseye vermez. O abi şeye gidenler, kabre gidenler bu elemi mi çekecek? Abim bilmiyorum, bu böyle bir şey değil. Allah kimsenin başına vermesin diye bilmekten başka hiçbir şey bulamıyorum. Bu kendime geldiğim zaman. Haftalarca kendime geldim. Yani sadece eşya değil abi. Dostlar yok, anne yok, baba yok, peygamber yok, aleyhissalatü vesselam. Allah yok. Hiçbir şey yok o zaman yani. Hiçbir şey yok. Sadece eşya boyutu değil bunun yani. Eşya başkası var. Kendi varlığı yok. Tamam. Ne? Senin varlığın ortadan kalkınca Allah da yok. Tamam. Ne? Onun için men arefe nefse fekader fe rabbehu. Nefsinle Allah'ı tanıyacak. İlk önce kendini tanı. Bugün bir ders vardı, çok güzel. Dedim ki, sonsuz bir Allah'ı, sonlu bir hayatta ben nasıl tanıyacağım ki? Bana bu teklif ediliyor. Sonsuz Allah değil mi? Sonlu bir hayatta ben sonsuzu nasıl anlayacağım? Cevap, sonsuz bir hayatta, sonlu bir hayatta sonsuz bir sistemim, kendi sistemimin varlığının farkındalığına geleceğim. Tam gerisi bitiyor. Yani şöyle soruya da cevap olur, öğretmeniniz olduğunuz için. 60 sene yaşayan bir insanın günah, şer, küfürle gitse 60 sene. Niye sonsuz yanıyor da 60 sene yanmıyor? Hadi 3 kat yansın. Niye sonsuz? 60 sene yaşayan küfürle geçen, 60 sene imanla geçen niye sonsuz? Yani sonsuzluk kavramı nereden geliyor? Sene önemli değil. Reddedilen Allah'tır, kabul edilen Allah'tır. Allah reddediliyorsa cezası onun cinsindendir. Allah. Kabul edilen Allah ise mükafatı o cinstendir. Zira bunu reddeden ve kabul eden sonsuz bir sistemdir. Sonlu olan bir hayat yapmıyor, ceset yapmıyor. Ruh reddediyor, ruh kabul ediyor. O zaman ikisi ise 7 tane cevabı var. 72 işaretleyeceğiz da iki tanesini söyledim. Reddedilen Allah olduğu için sonsuz olan Allah'ı reddetmenin bedeli sonsuzdur. Kabul edilen Allah'ın sonsuz olduğu için küçük bir iman, bir an iman sonsuzdur. Bu birinci, onun. Onunla ceza ve mükafatın sonsuz olacağını anlattık orayı. Şimdi burayla reddeden ve kabul eden sonlu hayat değildir, sonsuz olan ruhtur. Ruhu pergele koyup reddedip kabul eden ruhun
sistemine göre değerlendirilir. Onun tercihleri. Sonsuz olan ruh, mayeli olmayan bir ruh, reddettiği bir şeyin cezası da reddettiği kadardır. Yani reddedilen sistem kadardır ki o da ruhtur. Ruh sonsuzdur. O zaman emen arafe nefse fakad arafe rabbe, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Yani sonu bir hayatla sonsuz Allah'a değil, sonsuz Allah'a sonsuz bir sistem olan insanın sonsuzluğunu fark etmesi lazım. Çünkü çok yakın ve kendisine çok tanık. İşte bugün inşaatlayacağız da onu okudum. İnsanın taşımış olduğu, kafasına taşımış olduğu akla, kalbinde beslediği istidada ve ruhunda beslediği cevherlere göre alem-i şehadetlerdir. İnsan istihab edemez. O aklın fikirlerini, kalbin meyillerini, ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. İnsan böyle donmuş bir et ve kemik değildir. Evet, el ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani reddettiği şey cinsindendir. Reddeden cinsinden değil. Neyi reddiyor? El ceza min cinsil amel. Başka? O müthiş bir cevap olmuş. Yani dünya mantığıyla düşünsen bu cevap evet. Yani hakikaten. Evet, işaret edeceğiz de söylüyor. Maymunun, burayı okuduk. Ha, ama eksik okumuşuz. Devam ediyor. Bir daha okuyacağım şunu. Maymunun bir daldan öbürüne atlaması gibi bir bilgiden diğerini sıçrayarak bilmek nereye kadar? Bu zamana ve mekana bağımlılıkların bilme sıralamasıdır. Yani mekan ve madde, Einstein zamanı mekanda aradı. Benim Einstein'a karşı bir teorim var ve deli diyecekler çünkü ona da deli demişlerdi. Ama tarih gösterecektir onu. Zaman mekanda değil, mekan zamandadır. Zaman mekanda değildir. Ama Einstein şeyi o. Zahirde gözüktüğü gibi mi diyor. Zira buz su ilişkisi, mülk melekut. Mülk mekandır, melekut zamandır. Zaman canlı ve ruhlu ve şuurludur. Herkese göre farklı akar ondan. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Der esmasıdır. Esmadır. Esma cansız ve hayatsız olamaz. Ama gelecekte ispat edilecektir bu. Yani mekan ve zaman ilişkisi mülk ve melekuttur. Zaman canlı ve ruhludur, şuurludur. Herkese farklı attığı için herkese farklı tesir yapar. Şimdi bir de okuyorum. Maymunun bir daldan öbürüne atlaması gibi bir bilgiden diğerine sıçrayarak bilmek nereye kadar? Bu zamana ve mekana bağımlılıkların bilme sıralamasıdır. Konuşurken de sıraladığım kelamlar gibi sıralanan kelamlar maymunun tutunduğu dallar misali. Yani onu tutunuyor, onu tutunuyor. Yani maymun bir yere giderken tutundukları. Ben de yürümek istiyorum sende. Sana yürümek isterken Mustafa içeride yani o okyanus uçuk bucağı yok. Okyanusa nasıl batacağım? Düşeceğim. Duba koyuyorum yürüyorum. İşte kelamlar kişinin içsel alemine okyanusuna dubalar koyup yürümektir. Çünkü batarsın orada. Bu bilmeler seni dışarıya taşısın. Yani bu sıralamada sen sana götürsün. Yani öyle bir konuşma, öyle bir bilgi takip edeceksin ki yani başkasına hitap ederken aynı zamanda kendini inşa edeceksin. Senden sana bir inşa olacak. Bir yerlerde kalıp köle olma. Bazen ilim insanı köle eder. Çoğunlukla bazen öyle. Yani insanı kör etmiş ilim. Yani ben biliyorum deyip kanaat etmiş kendi ilmine. Başkasını almaya ihtiyaç duymamış. Mesela bir misal vereyim. Risale ders yapıyoruz bir gün. Birinci söz. Siz de derse gidiyoruz. Birinci söz deyince canım biliyorum canım iki asker varmışlar. Tak bloke etti. O bilmek seni cahil etti işte. O daldan dal atlamanın karşılığı nedir yani onun ilacı? Yani bir bilgi ama bu bilgi bir yerlere sıçratırken
Bu hariç bu. Aslında bu bilgiyi kendini döndüreceksin. Sıçramaların şahidi ve tanıklığını yapacaksın. Yani yine kendi içindeki yolun mu? Evet. Mesela şöyle düşün. Fekku rakamı bir ada varmış. Dedim ya, bütün felsefe akımlar ve din denilen öğretiler bozulmuş dinlerin devamıdır. Mesela Şakyamuni Buda Nirvana diyor. Fekku rakabe, herkesin bir akabesi var yani. Şimdi bu dağ, ilim dağı, nokta-i kemal, yol var, istasyonlar var, tamam, virajlar var, fikir yoldur, tefekkür arabadır, yürüyen sensin, virajlar olumsuz hadiselerdir, petrol istasyonları ve efendim tuvalet tesisleri istifade ettiğimiz mekanlardır, fikir yoldur. Sıcak su getirecektin. Aynen, bir şey sesim gelsin. Bir bardak istiyorum, bir demlik değil. Şimdi fikir bir yoldur. Kamyon tefekkürdür. Tefekkürle aldıkların verilen sana cevaptır. O kasisler, çukurlarda rastladığın bazı bedensel hayattır. Kendine varlık verdiğin nispetinde varlıkların sıkıntısını çekeceksin. Kendine varlık verdiğin nispetle, yani manayı ismiyle bakma nispetinde varlığın azabını çekeceksin. El ceza min cinsin amel. Yani varlığa vücut verme. Bunlar hakikatin suretleridir. Hakikatin suretleridir. Suret. Buz neredeyse su oradadır. Bir daha. Buz neredeyse oradadır. Odun neredeyse nur da oradadır. Duman da oradadır. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Dünya ahiretin suretidir. Dünya ahiretin odunudur. Cennet odundaki nurdur. Cehennem odundaki dumandır. Gibi. Hiç olmak, buralı olmamak. Hiç olmak demek, hiç olmak değildir. Her şey olmaktır. Her şey olmanın yoludur. Sıfır olmaktır. Evet, sayısal bir değer yoktur. Aslında bir şey yok. Fakat her şeyi tanımlıyor. Allah aşkına kaldırın sıfırı, iki yoktur. Üç yoktur. Eksi iki de yok. Peki sıfırı kaldırın, iki yoktur. Fizik de yoktur, coğrafya da yoktur, matematik de yoktur o zaman. Sıfırı kaldırmayla. Görüyor musun? Yani hiçliğini bilmek hiç olmak için değil, her şeyi anlamak için, her şey olmak içindir sıfır. Hiç olmak, buralı olmamak. Burada orayı yaşamaktır. Mesela ne demek burada orayı yaşamak? Şu anda derste böyle, şimdi sohbet ders değil bu. Hususi bir sohbetimiz. Şimdi bir ders düşünün veya namazdasınız. Hocam namaz kıldırıyor. Böyle namazdayken elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle tatlı olmuyor. Yani bazı sohbetlerde böyle tatlı şey olmuyor mu? Fena bak şu an. Ha, bu halet buralı değil. Orayı burada yaşamaktır. Bu açılmaktır. İşte hiç olmak buna benziyor. Buralı olmamaktır. Burada orayı yaşamaktır. Kendine vücut rengini vermek insanı cidden ürkütüyor. Hakikaten korkuyor insan. Ben varım. Hakikaten mi ya? Bir tanesine sormadan kendime sordum Mustafa. Ben kimim? Ben şeftali değilim. İzaha bak. Yani ben şeftali değilim, benim izahım. Ben kimim? Deniz değilim. İbrahim Aleyhisselam yürüdü ya. La uhubu la filin. Ben kimim? Taş değilim. Şu dünyanın içerisindeki eşya bir bütünlük içindedir. Bu eşya ile, bu eşyanın başı olan insanın enesi eşya ile tanımlanamaz. Ben kimim? Eşeyle bilinemez.
Ancak varlığım ortaya çıkar. Yani böyle birisi var. Cid no, sayfa no. Anne, baba, memleket. Peki orada şirke hafı var mı abi? He? Şirke hafı var mı bunda? Hangisinde? İnsanın kendine vücut vermesinde mesela bu hissiyat. Ya. Manayı ismiyle verilen her şey şirki hafidir. Ama insanlar buna şuursuz olduklarından özürlüdürler. Hepimiz yani. Çünkü 5. lemizde diyor, 30. lemanın hayat bahsinde, 5. meselesinin 5. lemzinde. İmanın bir mertebesinden bahsediyor. Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Peygamber Aleyhisselam buna çıkmış. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Demek imanın bir sürü şüpheli ve vesveseli mertebesi var. Allah onu ishal eylesin. Amin. Ya. Hasan abi, kibir dediğimiz olay mı kibir? Kibir, yani, ustad diyor ki, kibir haset için, ikisi için kuyudur diyor. Yani kibirli bir insanın kazanma ihtimali var mıdır abi? %1 dahi olsa. Kazanma ihtimali şöyledir. Bu dünya hayatı. Kastamonu'dan cevap vereceğim. Diyor ki, İki türlüdür. Ya bu insan duygularını Allah'ın verildiği gaye göre kullanacak manevi harfiyle. Bu çok zor kibirli insan için. Bir tek çare çıkış var diyor ustad. Musibetlerle ve hastalıklarla intibaha gelsin. Musibet ve hastalıkların intibahın dışında kibirliğinin düzelmesi çok zordur. Yani başına bela gelmesi lazım. Evet, hastalık gelmesi lazım. Bela musibet. Çünkü unutma, kibirliler daha çok inat tipli insanlardır. Çünkü değişime direnenler inatçılardır. Zaten değişime direndikleri için inatçıdırlar. Ama çok tuhaftır, o kibirli ve inatçı olduklarını bilmezler. Hakkı zannederler. Ustad diyor ki... Ne zannederler? Hakkı mı? Hakkı. Ya benim hakkım diyor. Haklıyım sen. Haklıyım sen. En büyük zaaf şey odur. Yani senin döndükten sonra senin arkandan ne yapayım ya işte Mustafa laf anlamıyor ki. Adam tanımıyor canım. Yok canım. Mesela ya başver ya neyse ya falan. Ve bir misal söyleyeyim. Bizim memleket akraba ilişkilerimizde bir yere gitmiştim. Adam zeki, zekilerde aklı arkada. Bir insanın zekavet ileride, aklı aşağıda ise Allah onun belasını verdi. İntihar eden tipler bunlardır. Aklı ileride, zekavet aşağıda ise dünyada cenneti yaşayan tiplerdir. Tamam mı? Zeka ile aklı ben öğretmen olduğunuz için ama kısaca bunlarla arkadaş yapayım. 3 tane örnek vereceğim. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Tamam? Eyvallah. Tamam. Bu önermeleri koydum. Şimdi bu saati ben 6 saatte yaptım deyince bu saate bakmadım. Halaka semavat ve lerde fi sitteyya. Kainatı ben 6 günde yarattım dediğine göre Allah bu yaratmadaki 6 gün bizim bildiğimiz gün değil. Çünkü bunu yaratırken demiş. Tamam. Şimdi elden misal unutmadık gözü evet. Ve kafayı. O zaman bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığına göre bu akıldan önce akıl olması lazım. Tamam? Bu aklı o akla bağlamak vahiy ki bu akıllılıktır. Aynı akıl kendi kendini yöneteceğini zannetmek, bağlamamak zekavettir. Başa beladır. Dünyada en muzdarip insanlar zekilerdir. Buna delil, en rahat çocuklar deliler ve hayvanlardır. Aklı vahiy teslim olanlar daha rahat. Şimdi bir misal söyleyeceğim. Kibirli dediklerim. Bir akrabama gitti böyle. Ben de şeyi çok severim. Gözlemlemeyi yani. Şahit olmayı, takip etmeyi. Ve gittiğim yerlerde şey yapmam böyle. Büyükler olduğu zaman onlardan istifade etmek istiyorum yaşlarda. Benden vardır böyle 5-6 yaş. Biraz gurbetlerde kalmış. İnsanlara tepeden çok bakıyor çok. Sen kibir sordun ya. Şöyle bakıyorum, baktım benimle dalga geçiyor ya. Baktım dalga geçiyor. Ben de tatmin olsun diye aynı havadan
de o takip ettiği dalga geçmeye malzeme oluyor. Malzeme oluyorsunuz. He, malzeme, kaste. Ondan sonra gittikten sonra arabayı bir şey yaptıktan sonra beni tanıyan var. Dedi ki yeğen, dayı ya, dayı ya, lütfen ya, niye böyle yaptın ya, beni mahvettin niye? Ya dayı sana çok anlatmış, çok acayip anlatmıştım ya o aileye, niye böyle yaptın ya? Ya de, aday sen bu değildin ya. Tatmin olsun adam. Sonra ne oldu bilmiyorum. Dersime katıldı. Herhalde sahil camisinde bir konuşma yaptım. Hem bayram hem cuma. Orada bir tepside haşri anlattım. Kağıt yaktım. Benim o kağıt yakma çok harika bir misaldı. Camiyi yakıyorsun. Sahil camisi. Böyle. Çok büyük camide. Orada olduktan sonra adam bir ileri iki geri geldi. Beni bir daha gördüğü zaman hiç daha şap. Hocam buyurun hocam. Yani sonra niye anlatacağım? Kibirli insan zavallı insandır. Acı ona. Sakın kızma. Ben acıdım yani. Ben bir ders olsun diye anlatmıyorum. Zavallı yani. Kibir ve gurur hapishanedir diyor. Haset ve nefret kuyudur diyor. Kuyu. Yusuf'u kardeşler indirdiler ya haset. Hapishanede olan adam acınır ya. Şeydir. İnsanlara böyle bakıp sakın hükmetmeyeceksin. Sakın hükmetmeyeceksin insanlara. Bırak ya kendini. Çünkü Allah çizdi bir modeldir. Ben en çok acıdıklarımdan bir tanesi de Ebu Cehil'e verilen vazifedir. Adam ne vazife yüklenmiş? Az fedakarlık yapmamış. Çünkü imanın nimetini anlatmak için küfrü rolünü oynamış. Az iş mi ya? En zor işi o yapmış. İnsan olarak. Vallahi. Onu acıyorsunuz yani. Acıyor o noktadan. Rol kendisi istedi ama nasıl bir rol oynadı? Şöyle benim bildiğim imanıma bakılıp da bu cehennemin dışında, cehennem taş olan şirkettir. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Adem biraz meşgul olduğum için insan yani acımıyorum da acıyorum. Acıyorum da acımıyorum. Acımıyorum da acıyorum. Ne dersen de işte. Ama ciddi bir rol oynadı demek istiyorum. Çok ciddi iş yapıyor. Bu Ebu Cehiller, Firavunlar, işte kefereler falan bunlar cehennemin Adem çukurlarına düşüyor değil mi? Evet. Adem'i vücut. Kafirler cehennemdedir. Mütemerritler ise Adem'le tetsi edilecek, cezalanacak. Çünkü cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennem, Adem alemler hesabına çalışıyor. Çünkü öyle bir yer vardı, cehennem bile ona sığındığı yer. Evet. O Adem. Evet. Ama şu alarda. Öyle bir halete geleceksin ki, öyle bir halete geleceksin ki, kelimelere ihtiyacın olmayacak. İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri buna ait öyle diyor ki, öyle bir makam var ki orada kelam yoktur. Eğer o makamlardan bahsediyorsa, konuşuyorsa, konuştuğu delildir ki orada değildir. Orada kelam yoktur. Kelimeleri, ilimleri sentezleyip değerlendiren bunların dışında bir sistem çalışıyor sende. İlim söylüyorsun değil mi? Bilgi öne çıkartıyorsun. Adamdan gelen bilgileri, ilimleri ilminle karşılıyorsun. İlmin dışında sende bir sistem, bir sentez var. İlmin daha üstü, senin ilminin yanlış veya doğru olduğunu o söylüyor sana. Çok tuhaf bu. Bu yakalanması çok zor işte bu. Bu latifi bir de okuyayım. Kelimeleri, ilimleri sentezleyip değerlendiren bunların dışında bir sistem çalışıyor sende. Ondan da haberin olsun. O da belli kaidelerle seni sınırlıyor, kalıplıyor. Mesela bir doğru diye bir şey söyledin. Sonra bir bakıyorsun ki içinde bir kor var. Kor gibi bir ateş var. Ya de, keşke demeseydin ya. Nereden söyledin ya? Burada mısın Mustafa? Burada mısın abi? Geldim abi. Bu derse bir daha gelemezsin. Burada o.
bu sistem çünkü senin çok önemli, merak ettiğin bir sistem. Hayret etmediğin için sana söylüyorum. Bir insan bir davranışını, ilmini doğru diye söyler. Badehu onun arkasında ya ters söyledim. Ama doğru diye demiştim. İlmin üstünde bir yapı var sende. O da vicdandır. İlmi yargılayıp sorgulayan odur. Çalışıyorsa. Peki ilim, vicdan öldüren şey nedir? Efendim? Vicdan nasıl ölüyor yani? Ha, vicdan çok ölür mesela. Peki vicdan nasıl dirilir, nasıl ölür sorusunu şöyle cevap verilir. Vicdan nedir? Yani mesela ezber bir şey söylesek, şimdi tahta olsaydı keşke aşağıda, aşağıdaki o tahta olsaydı. Ama ben ezberden söyleyeceğim, sen işte hayalinde kur edebiyatçısın. Çünkü ben şimdi bir ezber yapmak istemiyorum yani. Şöyle öyle böyle tamam duydu. Başka yerde bir şey duyacaksın gene o tabi. Ama temeli çözümle götürmek lazım. Vicdan nasıl ölür, nasıl dirilir sorusu vicdan nedir? Vicdan nedir? Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri girer. İrade, endiş kabuğu. Gir içeriye vicdanın zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye latife-i rabbaniye. Tamam mı abi? Eğer bunların vazifesi, iradenin vazifesi böyle karpuz gibi ibadetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Latife-i rabbaniyenin müşahadetullah. Eğer ibadeti terk ederse vicdandaki irade dumura uğrar. Allah Allah. Onun için kafirde irade yoktur. İhtiyar vardır. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Hatamallahu ala kulubim olmuş. Vicdanı bitmiş insanın. Vicdan bitmiş demek irade bitmiş, zihin bitmiş, his bitmiş, latife-i rabbani bitmiş demektir. Onun için kafirlerde fetret kafiri değil, o Müslüman olabilir. Dini itmişlerde, mürtetlerde vicdanı yoktur. Niçin? Şu sistem gitmiş. Ha, ibadeti terk edenin ibadet, iradesi dumura uğrar. Tefekkürü terk edenin zihni dumura uğrar. Doğruluk yargılar var ya, yani edile-i şeriye, dostunu düşmanını, muhabbetullah. Yani kime muhabbet, kime adavet edeceğini bilmiyorsan hissin dumura uğrar. Eğer ulvi duygularına pek inkişaf ettirmemişsen latife-i rabbaniye girer. Şimdi insanın eylemsele dönüştüreceğim şimdi bunu. Yazıyorum tahtaya, kabul et. İrade, çık, ibadetullah, çık, basiret. İradesi güçlü olan ibadeti güçlü olur. İbadeti güçlü olan iradesi güçlü olur. Böyle bir insan, iradeli, ibadetli insanda basiret olur. Zihin, marifetullah, dirayetli olur. His, muhabbetullah, feraset sahibi olur. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah, kemalat sahibi olur. Aksa. Mesela Ebu Cehil mesela. Ebu Cehil. Zannediyor musun ki şu inkarcılar iradelidir? İradeleri yoktur. Peki ne olur? Bak neyi gözlemleyeceksin? Bir insanda irade var mı yok mu nasıl anlarsın biliyor musun bak? Çok kolay. Okuldasın, öğrenmezsin. Bir insana şu mu, bu mu, o mu, bu mu? Bir sürü tercihler var. Bu kalemi, o kalemi, bu telefonu. Tercih. Şu mu, şu mu, bunu tercih eden, hazırı tercih eden ihtiyardır. Bu adama desen ki şunu terk et, Allah gelecekte sana şeyi verecek, cenneti. İhtiyarın böyle bir özelliği yok. Mevcudu gayba tercih şey yapamıyor. Etmiyor. Yani ihtiyarın gaybı yoktur. Mazi müstakbeli yok, hazır andır. Kafir hayvan böyledir. Çocuk da böyledir. Geleceği ve geçmişleri yoktur. Yani bir insan mevcut günahları terk edip rıza ilahi takip edemiyorsa hiç... Bu iradesi yoktur, ihtiyarı vardır. Kafir, hayvan ve çocuk. Çocuk. Bu bir de deli. Deli. Evet. Hazıra muptelandır. İrade sahibi ise
mazi ile istikbale bakıp halde tercihler yapar. Bir daha. Mazi ile istikbale bakıp halde tercihler yapar. Bu mu o mu olmuş mu? Bu irade üniversite diploması gibi ortaokul diploması da var içinde. İradesi olduğundan ihtiyarı da aktif ediyor. Hazırı tercih eden ihtiyardır ama iradeyi yaptırıyor, aktif ediyor bunu. Ama bu adama deseler ki şunu terk et, Allah senin gaybden şeyi verecek, cenneti. Eğer gaybı hazıra tercih edebiliyorsa bunun iradesi vardır. Eğer gaybı hazıra tercih edemiyorsa iradesi yoktur. Adın gibi bir altına imzanı at. Nasıl, ne imzanı at şu. Eğer abdestine vesvese geliyorsa şeytan tasdikli vesvese var demektir. Şeytanın imzasıymış. Senin abdestin var demektir. Aynı bunun gibi. Eğer gaybı hazıra tercih edemiyorsa bunun iradesi yok. Bunlardan mesela bir çekirdek düşün, iğneyi batırdın, öldü değil mi? Ha, vicdan nasıl ölür? Bunlardan ibadetullah'ta, marifetullah'ta, muhabbetullah'ta, dostluğunu, düşmanı bilmiyorsa, mesela gidiyor adam Allah düşmanına, İslam düşmanına taraftar, bir bildiği vardır. Bidat ehline taraftar. Vicdan olsa yapar mı? Çünkü hissi müsaade etmez. His, muhabbetullah. Muhabbetullah ne demek? El-hubbu fillah vel-buzu fillah. Allah için sever, Allah için muz eder. Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın dinini zıt gösteren, Allah'ın dinini bozan kadar lanetli kimse olabilir mi? Onun için bir dahilidir diyor Peygamber Aleyhisselam. Demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerine ayrılsın. Zira onlar ehli bidadır. Ehli bidad da cehennemin köpekleridir diyor. Mesela burada feraset bütünlüğü anlayıp... Hayır. Yok yok. Ferasete bak. Vicdana tekrar geliyoruz. Vicdan. Ok çık, irade. Çık, ibadetullah. Çık dışarıya. A, B, C, Ç, D, E, F, D. Ezberleyin. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, D. Basiret. Yani bunlar nasıl böyle sırayla gittik? İrade, ibadetullah. Eylemsel itibariyle insana basiret getir. Zihin. Marifetullah, D, A, B, C, D, dirayet. Ondan sonra D, E, F, his, muhabbetullah, feraset. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah, kemalat. B, D, F, K. Basiret, kemalat. Bunlar hakikattir. Hepsi bir bütünlük için. Evet. Vicdana yani mayit. Mümin ferasetli olur derken bu bütünlüğü... Bütünlüğe getirmiş. Bütünlüğe getiriyor. Evet. Peki bu kadınlardan daha baskın abi, vicdan boyutu erkeklerden daha baskın, genel olarak söylersen. Yani kadınların üçüncü kategorisi olan his daha galiptir. Ama erkeğin zihni daha galiptir. Mesela kadınlar konuşarak bir olayı çözer. Erkek ise kendi yalnız kalır, matematiksel ve mantıksal çözümler yapar. Onun için bunu bilmeyen erkek çenen düştü, çok konuşuyorsun der. Oysa kadın fıtratını ifade ediyor. Olayı çözmede konuşarak çözer. Erkek ise matematiksel ve mantıksal çözümlerle çözer. Bazen çok konuşur. Yani biz karakteri bilmiyoruz. Mesela ben çok merak etmiştim. Kadın niye çok konuşur? Erkek niye az konuşur diye. Meğer Allah israf yaptırmaz. Allah yarattığı için öyle oluyor. Niçin yarattı? Çocuk dese ki bana, baba bunu ne yapayım? Yavrum, kalemi böyle tut. Biraz sonra geliyor, baba nasıl tutacağız? Lan tut böyle dedik ya işte, kaç defa tuttirirsin lan? Böyle tutacaksın işte lan, böyle. Üçüncü kez geldi, baba bunu nasıl tutacağım? Oğlum git baş belası mısın ya? Ona kaç defa söyleyeceğim lan? Deriz, baba. Çünkü konuşmak istiyor. Anne ise 500 defa sorsa, oğlum böyle tutacaksın. Anne nasıl tutacaksın? Oğlum böyle tutacaksın. Ha, çok konuşmak usanmaması, usanmadan çocuğu terbiye etsin demektir. Usanmadan çocuğu terbiye etsin. Fıtratına konulmuş yani. Evet. Ama gidip de onu, niye bunu aldın? Ya niye bunu aldın? Niye bunu aldın? De kullanırsa adam bu sefer çıldırıyor. Oysa usanmadan çocuğa yapma oğlum, oğlum yapma,
Hayır. Nein. No. Yani çeşitli dillerle. Ama biz olsak, oğlum Allah Allah, alsana şunu ya, baş belasını ya deriz. Çünkü konuşmak istemiyor. Ha gördün mü? Orada konuşmak, çocuk büyütmekte çok konuşmak, çok konuşmak zevki çok lazım. Allah bu işlevi yapmak için. Ona girememiş. Hiçbir fıtrat eksik değildir. Ben çocuk emziremediğim gibi basit olmadığımda, o çocuk doğurduğu emzirdiği gibi için üstün değildir. Ben az konuşmak istediğimden, o çok konuşmak istediğinden ne eksikliğimizden ne fazlalık var. Nedir o? Allah verdiği fıtratı yerinde kullanmak ve kullanmamaktır. O şimdi gevezelikte kullanır, çocuğu eğitimde kullanır. Peki Hasan abi, kibir noktasında kadın fıtratı mı daha kibre yakın, erkek fıtratı mı? Gerçi biraz konuyu şey yapıyoruz. Ha ama. yok. Şeydir. Fıtrat olarak yani beğenmeme yani. Veya üstün görme kendini. Şimdi temelde beraber gitmek istiyoruz. Bu dünyada kız istenir, evlenir. Yani yanlış aslında bu şey yapılmış. Yani İslam'da kız, şimdi değil mi burada piyasada? İster aslında, istemez. Aslında da ister. Yani İslam'da, yani değişmiş demek istiyorum. Mesela şu anda şu, erkek ister evlenir. Kadın istenir, kız istenmeyi bekler. Ama İslam'da öyle değil, kız da ister. Tamam mı? Fakat kibire daha aldanmaya müsait kadındır. Kibire daha yakın değildir. Çünkü kadın his galip olduğu için, erkek mantıksal galip olduğu için erkeğin kibre aldanması, şeytanın kibrine aldanması daha zordur. Ama kadının kibrinden çıkması, kuyudan çıkması kolaydır. Erkeğe göre zordur. Erkeğinsi zordur. Kadınsı erkek, erkeksi kadın. Yani mesela, bak bir daha söylüyorum. Kibre en çok piyasaya baktığın zaman erkeklerin daha çok kibir var. Çünkü kibrin sebebi ilimdir, servettir. Daha şeydir. Ama kadının şurası bak. Hissi. Kadın hissidir ya, vicdanda var. İrade, zihin, his, latife rapani. Erkekte zihin galip, tefekkür galip, kadında ise his galip. Kadın isterle hareket eder. İsterle hareket ettiği için kadının kibri kısadır. Sönebiliyor hissi olduğu için. Uzun vadeli olmuyor, zor oluyor. His olduğu için. Anladın mı? Arkasında mantıklı dayanak olmadığı için hemen çünkü bir şans olunca bitiyor ama öbürü de gerekçe üretiyor devamlı. Devamlı. Kadın çabuk kandırılabilir o zaman. Şudur budur diyemiyorum bak, yani üst vasıflarına bahsediyorum. Mesela bir anda olabiliyor, kadın hissidir ama altyapısı yoktur. Erkek zor olur ama altyapısı vardır. Erkek tasavvurda takıldığı için tasavvurda şeytanın evet kibir olur. Abi bir şey söyleyeyim, bu irade noktasında irade o zaman iki türlü bakmak lazım. Bir iman yönünden, bir de dünyevi yönden. Mesela bakıyorsun işte Yahudiler çok iradeli insanlar gibi gözüküyor. Bir amaçları uğruna her şeyi yapabiliyorlar mesela. Ha, Yahudiler irade değil de yani ihtiyarlar. Yahudi anlamında söyleyeyim, onu örnek ver. Bizim içimizde de var yani, bizde de var. Evet. Mesela dünyevi 24. sözde söylüyor. Hayvanlarda da bir ihtiyar vardır. Mesela arı gider çiçeğe tercih eder şunun burnunu. Taşa konmaz, oduna konmaz. Efendim çiçeğe konar. Kedi ekmeği yemez. Eti tercih eder. O da bir tercihtir. İhtiyardır. İhtiyardır. İrade değil. Ustad diyor ki 17. sözde cüz-i ihtiyarımda vazgeçtim diyor. Demek ki üst bir birim var ki vazgeçiyoruz. Üst birim olmasa alt birim. Mesela üniversite. Mesela bir yerde işçi memur alınacak. Lise diplomalı. Sen gidiyorsun. Sana diyorlar ki lise diploma var mı? Üniversiteyi gösteriyorsun. Ha tamam diyorlar. Orada üniversiteyi kullanmıyoruz. Lise sıfatını kullanıyoruz. Ha, üniversite diploması iradedir, ortaokul diploması ihtiyardır. Onu kapsar. Ama ikisi ayrı işlevi var, içini kapsadığı için o olmaz denilmez. Örnek vereceğim buna, çok önemli. Askerlik yaptın değil mi? Çok şükür. Ha, binbaşı var bölükte. Yüzbaşı yok mu? Var. Üsteğmen yok mu? Var. Peki, binbaşında üsteğmenlik yok mu içinde mertebe itibariyle? Var. Niye ayrı ettim bir adam var o zaman?
Gerekiyor. İhtiyar da lazım o zaman. Tabii. İhtiyar da lazım. Bak, binbaşı, yüzbaşı da cem etmiş, üst teğmenliği de cem etmiş, teğmeni de cem etmiş. Ama ayrıyeten bir adam da var orada. Evet, ben binbaşıyım, aynı zamanda üst teğmenim ama binbaşıya üst teğmenlik yaptınız mı? Üst teğmen misiniz? Evet, üst teğmenim. Oysa binbaşı. Ama ona cevabı bu. Ama binbaşı varken üst teğmen de var orada, yüzbaşı da var. Ha, irade varken ihtiyar da var. Çünkü dimağı bütünsel getiren ihtiyardır. Vicdanı bütünsel getiren iradedir. Hepsini cem eden ruhtur. Dağ arkasında olan ben olan bendir. Enim. Bir ben var bende, benden içeri diyor. Peki, burada duralım isterseniz. Bakayım. Bir tane de okuyayım o zaman. Kelamlar, ilimler bir yerlere işaret ediyorlar. Kelamlar ve ilimler Malatya'ya 10 kilometre. Tabela Malatya değil. Veya Malatya'ya hoş geldiniz. Tabela'ya hoş geldiniz değil. Tabela o. Ya ölüm ya tabelacı, Malatya sen misin? İlimler ve kelamlar bir şeye işaret ediyorlar. Belki de bazen yol gösteriyorlar. Netice değiller. İşaret devaları gibidir. Kendini inşa edeceksin. İçeriği fark ettiğinden sonra içeriye her ne olur? İçeriği fark eden adam nasıl bir adamdır? Yani bunlar konuşabilirsin, bunu söyle. Eylemsel itibariyle bu mevzularla meşgul olan içsel, yani içiyle mi? Yani dili dişinden mi? Kafasından mı söylüyor? İçinden mi söylüyor? Nasıl anlarız? Şöyle, adamın alameti. Her makamdan bakabilip hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. İçsel insan, kamil insan. Bir daha, her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. İçsel, kamil insan. Ve onu şeyde de, psikolojide de kullanıyorum. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani sistem nasıl çalışıyor bildin mi, keyif orada. Yani beden-ruh ilişkisi, odun-duman, mesela küfür edeceğin oduna duman çok çıkıyor diye ıslak odunu yakmışsın. Biraz güneşi tutsana, küfür edeceğini güneşi tut. Biraz güneşi tut, biraz ısınsın. O zaman dumanı az çıkar, nuru çok çıkar. Bir insanın dumanı niye çok çıkar? Çünkü ıslak adamdır. Nuru az çıkıyor. Ham adamdır yani. Ham adamdır. Yandım piştim olması lazım. Ham adam. Kuruması lazım. Haşa, güneşte misal şems-i ezeli. Odunda misal bedendir. Odundaki nurda misal ruhtur. Odundaki dumanda misal nefistir. Yandığı zaman göz gözü göstermez duman. Nur da açar. Eğer bu nurlu bir insansa yol gösterir. Dumanlı insansa yandığı zaman duman duman olur. Ne yapar? Duman duman şu. Onu bunu eleştirir. Onu bunu tenkit eder. İnsanların hürriyetini ketmeder. Geleneğimiz var bizim cemaatin. Böyle yok düşün. Böyle hareket etme. Gibi. Yani dumanlı insan yol kapatır. Bu irade bizim okullarda şeylerde idareciler mesela yani olgunlaşmamış müdür olmuş dağıtıyor yani. Evet. Herkese eleştiriyor, şey yapıyor yani. İşte eleştirisel tipler var ya. Açık. Çoğunlukla abi. Duman insanlardır. Çünkü gördüğünü söylüyor. Doğrudur. Yalan değil, hep bunu görüyor. Ama arkasındaki güzellikleri görse ki o duman pek olmayacaktı. Şimdi bir tanesi bana dedi ki, bizde niye şeytan var dedi. Odunda niye duman var? Onun için. Odundan dumanı alın. Odun olur mu? İnsanlar şeytanı alıp melek olur. İnsanlıktan çıkar. O zaman şeytanlığın kıymetini bil. Bak burası Esma. Burada ben. Biz Esma'da yaratıldık ya. Şimdi burası mıknatıs düşün, mıknatıs. Burada demir var. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok.
Yaklaştıkça ne olur Mustafa? Hızlanır. Çeker değil mi? Çeker. Ha, bizim kaynağımız Esma değil mi? Biz buradayız. Bizi kaynağımızdan burada tutan bu ara boşluğundaki şeytandır. Şeytan olmasa biz aklımıza yapışırız. Esma'ya yapışırdık. Bizi burada tutan şeytandır. Hani çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Peki şeytan bizi niye sevmiyor abi? Şeytan çünkü, bize iyilik ediyor. Evet. Ama bizi sevmiyor. İşlevi bu. Görevini yapıyor. Evet. Ama şeytanın vücudunda kemalat insaniye ve makasidi hayri külliye vardır. Şeytan bizi sevmemesinin sebebi 52 tane sıfatı var. Madem sordun, 4'e indirdim ben. Hepsini okudum, 4'te yazdım. 1. Enaniyet, gurur, kibirinden. 2. Bencil, yani pergel insan gibi. Kendisine koydu, o noktadan şey yapıyor. Şeytan birinizi niye seviyor? Enaniyet, gurur, kibirden. 2. Ben merkezli düşündüğünden. 3. Yeis etti Allah'tan. Yeis'e düştü bizden dolayı. 1. De haset. Haset, nefreti doğurur. Yeis, korku değil miydi? Hayır. Hüzünsüzdür. Korku aklidir. Haf kalbidir. Yeis kalbidir. Zulmettir yani. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Dağlar kadar fark var. İnsanlar geceyi karanlık zanneder. Oysa gece alemi karanlık istila eder. Karanlık başka bir şeydir, gece başka bir şeydir. Gecenin içerisine karanlık girdiği için gece karanlık zannediyoruz. Vaatte şeyle vahrece duaha. Cehennem zulümat, karanlık değil o. Değil. Cehennemde zulümat var. Küfür zulümat diyor usta. Karanlık demiyor. Olumsuz düşünceler karanlıktır. Küfür zulümattır. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا السَّلَوَاتِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ